Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ince hesapla topladığımız yanımda durmuş olan oyuncu bilgisayarına yakından bakacağız. Biraz da monitöre değineceğim. Şimdi oyuncu monitörü burada duracak video boyunca, ancak hani kasadan hariç arkadaşlar, onu söylemem gerekiyor. Ancak videonun sonuna doğru değineceğim kendisine. Biz kasamıza isterseniz hızlıca değinelim. Kasamızın ismi Neron 6600 XT. Silver ve Gold modelleri de mevcut. Hani kendinize göre tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz da bütün detaylar zaten ince hesap sitesinde mevcut arkadaşlar. Ancak gelin sistemin böyle işlemcisine, ekran kartına, RAM'lerine vesaire bakmadan önce kendisiyle biraz bir oyun oynayalım. Bize neler sunuyor onu bir görelim. Zaten sonra parçalar için ben burada olacağım. Oyunlara baktık. Anakartla hızlıca sistem detaylarına girelim arkadaşlar. Anakartımız MSI tarafından üretilmiş B450M-A modeli. Bu kompakt bir anakart arkadaşlar. Farklı boyutlardaki kasalarınızda kullanabileceğiniz bir kart. Zaten gördüğünüz gibi boyutta böyle birazcık küçük. Aynı zamanda bu kart üzerinde dual slot, yani 2 tane RAM takma şansınız var ki bu sistem toplanırken de 2 RAM slotu da kullanılmış vaziyette. Maksimum 32 GB 3466 MHz'lik bir RAM desteği bulunuyor. Yani 16-16 şeklinde takmanız mümkün. Aynı zamanda M.2 SSD de yine anakartın desteklediği bileşenler arasında. Şimdi işlemciye geçelim. 6 çekirdekli 12 iş parçacığına sahip bir işlemcimiz var. 4.4 GHz hızına kadar çıkabiliyor ve 5. nesil Ryzen 5600G modelimizin de ismi arkadaşlar. Hani şundan bahsetmem gerekiyor. Twitch yapmak istiyorsunuz diyelim ya da YouTube'da videolar üreteceksiniz vesaire. Zaten oyun performansında da gördünüz. İşlemcimiz bizi üzecek bir işlemci değil. Şunu da söylemem gerekiyor. İşlemcinin üzerinde kendi ekran kartı var. Bu ne demek oluyor? Hani belirli oyunlar sizi üzmeyecek şekilde bir ekran kartınız yoksa o an itibariyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi ekran kartından bahsedelim isterseniz. RX 6600 XT ekran kartı var. AMD bir ekran kartı kullanılıyor bu sistemde. Şunu söylemem lazım. Bu ekran kartı hakkında sistemi topladığınız monitörle birlikte geldi. 1080p oyunlarda günümüzdeki hemen hemen bütün oyunlar için gayet yüksek performans alabiliyorsunuz. Ama hani çözünürlüğüm daha yüksek olsun diyorsanız zaten orada ekran kartınızın da modelini yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ekran kartı 1080p oyunlar için tasarlanmış bir kart. Tabii ki de çözünürlüğü daha yükseğe de çıkartabilirsiniz. 1440p çözünürlükte de oyunlar oynatır sizlere. Ancak 1080p bunun tam hakkı arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi ekran kartını bir kenara koyalım. Zaten oyun performansına vesaire de bol bol kendisine değinmiş olduk. Görmüş olduğunuz daha doğrusu arkadaşlar. Depolama kısmı önemli. Çünkü hani bu tarz güncel sistemlerde depolamaya dikkat etmek lazım. Özellikle darboğaz açısından sistemi zorlamayan şeyler kullanmak lazım ki bu sistemde de yine bir M.2 SSD mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen ekran kartının üzerinde sizde zaten görüyorsunuz. SSD'mizin markası PNY. Hani böyle bir sistemde bence M.2 SSD zaten olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi, çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de hani kendinize bir sistem topluyorken mümkün mertebe depolamadan kısmamaya çalışın diyeyim. En azından M.2 SSD konusunda. Tabi depolamadan kısmayın demişken SATA üzerinden normal SSD veya hard diskle takabilirsiniz. Ekstra hani bir iş yapıyorsunuzdur yedeklemek için, bu hard diskleri de kullanma, bu anakart üzerine bağlama şansınız mevcut. Şimdi diğer belleğe geçelim, yani RAM'lerden bahsedelim isterseniz. Gördüğünüz gibi 2 tane burada RAM'imiz var. Yine bunlar da PNY marka tercih edilmiş. XLR8 model 2 tane RAM var. 8'er GB'lık, yani toplamda 16 GB'lık bir bellekle birlikte geliyor bilgisayarımız. Dual slot tabii ki de bildiğiniz gibi hani bilgisayarın performansını genel olarak arttıran detaylardan bir tanesi, işlemcinin performansına da direkt olarak etki ediyor. Bu yüzden sistemde 8-8 şeklinde tercih edilmiş, yani toplamda 16 var ki artık günümüz için 8 GB RAM oyunlarda vesaire günlük kullanımda çok yeterli gibi durmuyor bana kalırsa. Bu şekilde tercih edilmesi iyi olmuş. Şimdi anakartı anlattık. Üzerine takılan parçaları anlattık. Peki bu anakartı nereye monte ediyoruz? Tabii ki de yanımda görmüş olduğunuz yine Game Power'ın bir kasasına monte ediyoruz. Gaming Horizon Mesh isimli bir kasa kendileri. Bence tip olarak oldukça güzel, ancak şu kumanda meselesi. Kumanda üzerinden üzerindeki RGB ışıklandırmaları kontrol edebiliyoruz. Mesela beyaz şu. Ya da istersen hani şey de yapabiliyorsun böyle. Oto olsun. Takılsın kendi kendine istediğin gibi. Bir de fanları kontrol edebiliyoruz. Fanlar şu an gürültülü çalışıyor gibi geliyorsa size şekilde şuradan en kısa alabilirsiniz ya da fanları aynı şekilde gücünü yine kumanda üzerinden arttırabilirsiniz. Ön tarafta gördüğünüz gibi 3 tane RGB fanımız var. Adreslenebilir RGB olduğunu hatırlatalım. Bir tane de arka tarafta yine RGB fanımız mevcut. Bir de kasanın içerisinde tabii ki de güç kaynağı lazım. 650 wattlık 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı var. Sistemi oldukça güzel bir şekilde besliyor zaten. Herhangi bir sorun yaşatmıyor sizlere. 80 Plus bronz sertifikalı bu arada. Orayı eksik söylemişim. Ozancığım uyardı beni sağ olsun. Şunu söyleyeceğim. Benim evde kullandığım kişisel bilgisayarımda şu ön tarafta bir Type-C girişi yok ve bunun eksikliğini büyük hissediyorum. Aynı zamanda yine birçok kasada gördüğümüz şu toz filtresi var. Direkt tozların kasanın içine girmesini engelliyor. Normalde yan tarafta temperli bir camımız var. Videoda daha güzel dursun diye tabii ki de biz onu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmeye gerek bile yok diye düşünüyordum ama belirtmiş olduk artık. Yapacak bir şey yok. Sistemimizin güç kaynağını da anlattık. Bütün parçalarından bahsettim. Peki arkadaşlar videonun başından beri bu yanımda duran monitör nedir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Kendisi Game Power'ın 144 Hz'lik bir monitörü arkadaşlar. 1 milisaniyelik bir gecikme süresi var. 27 inç ve VA panel. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi kavisli bir yapıya sahip. Yani hani bu bilgisayarı aldınız böyle rekabetçi oyunlar oynayacaksınız. Hertz'in, ekran hertz'inin çok fazla önemi var. Tazeleme hızının o yüzden de böyle bir monitör yanına ekleyebilirsiniz. Peki neden bu video dahil kendisi? Çünkü arkadaşlar sistemi satın aldığınız zaman zaten o ekranda da göreceksiniz. %20'lik bir indirim oluyor monitörle birlikte. Hani sistemi aldığınız monitörünüz vardır yoktur bilmiyorum ama böyle bir oyuncu monitörü almak istiyorsanız hani sistemi hazır almışken indirimli bir şekilde alma şansınız da mevcut ince hesap üzerinden. Şimdi monitörden de bahsettik. Kasada da eksik bir detay yok diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gelin yavaştan hem fiyat kısmına hem de videonun sonuna doğru geçelim. Her zaman olduğu gibi fiyatla kapanışı yapacağım. 9.999 TL'lik bir fiyata sahip. Sistemimiz hani böyle 1080p çözünürlükte oyun oynamak istiyorsanız, oyunları akıcı oynamak istiyorsanız, güncel oyunlara bakmak istiyorsanız arkadaşlar tercih edebileceğiniz bir sistem ki şunu da her zaman zaten sistem videolarımızda söylüyoruz. Ekran kartı bulmak zor. Bulduğunuz ekran kartları da pahalı oluyor. O yüzden böyle hazır sistemler hem bütçeniz açısından çok daha uygun bir hale geliyor. Hem de toplamakla vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Zaten ince hesap sizler için hepsini hazır bir şekilde topluyor. Sizlere gönderiyor. Bütün testlerini de yapıyorlar. Ürünün linklerini açıklama kısmına bıraktık. Eğer satın almak istiyorsanız veya daha detaylı incelemek istiyorsanız gidip oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.